Sayın Eş Genel Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, sevgili kadın yoldaşlarım, ayrıca Konya ve Ankara'dan grubumuza katılan değerli partili arkadaşlarım, basının değerli emekçileri ve ekranları başında bizleri izleyen değerli halkımız, hepiniz grup toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Grup Başkan Vekilimiz de ifade etti. Aramızda Özgür Basın'ın çınarı, değerli gazeteci Hüseyin Aykol arkadaşımız var, hocamız var. 3 aylık tutukluluğunun ardından geçtiğimiz günlerde özgürlüğüne kavuştu ve bugün burada bizimle birlikte. Hüseyin Hocam, aramıza tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizin şahsınızda tüm Özgür Basın emekçilerine buradan sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Evet değerli arkadaşlar, hafta sonu halkımızın büyük ve görkemli katılımıyla İstanbul İl Kongremizi gerçekleştirdik. Onca baskıya rağmen partimiz HDP gerçekleştirdiği kongrelerde daha da güçleniyor, daha da büyüyor. Bildiğiniz üzere aslında kongre çalışmalarımız başta olmak üzere birçok çalışmamız engellenmeye çalışılıyor ve İstanbul Kongremizde de bir kez daha gördük ve bildiri dağıtmak üzere meydanlara çıkan milletvekili arkadaşlarımızın nasıl ablukaya alındığı ve çalışmalarının nasıl engellenmeye çalışıldığı bir kez daha görüldü. Buna tanıklık ettik. Bu rezaleti ve diktatörlüğün fotoğrafını tüm dünya gördü ve izledi değerli arkadaşlar. Halkımız ise kongreye en güçlü katılımıyla bu baskıya, ablukaya gereken cevabı net bir biçimde verdi ve İstanbul İl Kongremizi büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. Onların ablukasına karşı halkımızın görkemli duruşu var. Bu da onlara dert olsun diyoruz değerli arkadaşlar. Bir kez daha söylüyorum, HDP'yi çökertmeye çalışanlar asla başaramayacaklar. Buna asla izin vermeyeceğiz ve HDP dimdik ayakta kalmaya ve kesintisiz mücadele etmeye devam edecek arkadaşlar. HDP düşmedi, düşmeyecek, düşürülemeyecek değerli arkadaşlar. Ve bizler de diz çökmedik, çökmeyeceğiz. Biat etmedik, etmeyeceğiz değerli arkadaşlar. Çünkü HDP bir mücadele deryasıdır, bir halk deryasıdır. HDP demokratik siyasal mücadelesiyle bu topraklarda yaşayan tüm halkların, kimlik ve inançların, ezilenlerin, kadınların, gençlerin umudu ve cesaret kaynağıdır. HDP var oldukça umut da, cesaret de, kararlılık da, başarı da, zafer de yaşanmaya devam edecektir değerli arkadaşlar. Halklarımız barış, demokrasi, özgürlük ve adalet umutları HDP olduğu sürece asla sahipsiz kalmayacaktır. Bizi demokratik siyasetten tasfiye etmeye çalışanlar, HDP'siz bir siyaset hayali kuranlar unutmasın ki sizin hayaliniz değil, direnen, mücadele eden, bu uğurda bedel ödeyen mazlum halklarımızın hayali gerçekleşecektir. Bu da böyle biline değerli arkadaşlar. Evet, dün HDP'ye yönelik 4 Kasım siyasi darbesinin yıl dönümüydü. 4 Kasım darbesiyle önceki dönem eş genel başkanlarımız sevgili Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ başta olmak üzere yüzlerce arkadaşımız 3 yıldır haksız ve hukuksuz bir biçimde cezaevlerinde rehin olarak tutuluyorlar. Buradan başta sevgili Figen Yüksekdağ'a, sevgili Selahattin Demirtaş'a, İdris Baluken'e, Abdullah Zeydan'a, Selma Irmak'a, Çağlar Demirel'e, Sebahat Tuncel'e, Gülten Kışan'a, Aysel Tuğlu'a, Nurhayat Altun'a, Edibe Şahin'e ve buradan ismini sayamadığım tüm arkadaşlarıma kucak dolusu sevgi ve saygılarımı yolluyorum. 4 Kasım darbesini yapanların hedefi
HDP'yi ve demokratik siyaseti bitirmek, halkların demokrasi, özgürlük ve barış umutlarını tüketmekti. Demokratik kazanımları, kadın mücadelesini bitirmekti. Bitiremediler, bitiremeyecekler. Başaramadılar, başaramayacaklar. HDP ne ilkelerinden, ne mücadelesinden, ne de kararlılığından bir milim geri adım atmadı, atmayacaktır değerli arkadaşlar. Evet, halkımız 4 Kasım darbesine yanıtını 16 Nisan'da, 24 Haziran'da, 31 Mart'ta ve 23 Haziran'da sandıklarda en güçlü şekilde vermiştir. Vermeye de devam edecektir. Onların Kasım darbeleri varsa halklarımızın da Haziran direnişi vardır. Bu da böyle biline değerli arkadaşlar. Çünkü HDP zindanlara sığmaz. Bu halk zindanlara sığmaz. Bu mücadele zindanlara atılarak bitirilmez. Birimiz bin olur, milyonlara dönüşürüz. Her bir arkadaşımız Selahattin Demirtaş'tır, Figen Yüksekdağ'dır, Gülten Kışanak'tır, Sebahat Tuncel'dir, Selma Irmak'tır. Buradan bir kez daha cezaevlerindeki bütün arkadaşlarımı sevgiyle, saygıyla selamlıyor ve onlara kucak dolusu selam gönderiyorum. Zalimin zulmü karşısında bugüne değin kim susmuş ki biz susacağız. Zalimler tarih boyunca karşılarında mazlum halkların direnişini bulmuştur ve kazanan mutlaka mazlumlar olmuştur değerli arkadaşlar. Evet, 4 Kasım aynı zamanda kadın mücadelesine bir darbe girişimiydi. Kadınların demokratik siyasetteki temsiliyetine ve mücadelesine de darbe vurulmak istendi. Ama onu da başaramadılar. Kadınları yıldıramadılar, yıldıramayacaklar. Kadınlar başarmaya, kazanmaya devam edecektir. Yüksekdağ'ın onurlu direnişi tüm kadınların ortak direnişi olmuştur. Yüksekdağ milyonlar olmuştur. Milyonlarca kadın da Figen Yüksekdağ'dır değerli arkadaşlar. Buradan bir kez daha iktidara ve adalet kırıntısı kaldıysa yargıya çağrı yapıyorum. Bu hukuk bir demokrasi katliamına, rezaletine bir an önce son verin. Demokrasi ve barış mücadelesi yürüttüğü için siyasi rehine olarak tuttuğunuz tüm siyasetçileri derhal serbest bırakın. Demirtaş ve bütün arkadaşlarımız AKP iktidarı tarafından FETÖ'cü savcıların hazırladığı fezleke ve iddianamelerle rehine olarak cezaevlerinde tutulmaktadırlar. FETÖ'ye, darbeye karşı çıktığını iddia eden AKP iktidarı, cemaatin fezlekelerine sarılarak açıkça darbecilere sahip çıkmaktadır. Darbecilerin ruhu da, fikri de iktidardadır, yargıdadır. Geçen hafta Hakkari milletvekilimiz sevgili Abdullah Zeydan arkadaşımız hakkında mahkeme tahliye kararı verdi. Bunu hep birlikte gördük. Tam tahliye olacağı esnada saraya bağlı bir AKP savcısı bu tahliye kararına itiraz etti ve tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bu karar hukukun içine düşürüldüğü rezaletin, çukurun son örneğidir değerli arkadaşlar. Artık tuz kokmuştur, adaletin tabutuna çivi çakılmıştır. Demokratik siyaset yürüttüğü için HDP'yi yargılamaya kalkanlar, arkadaşlarımızı rehin tutanlar şunu unutmasınlar, gerçek bir adalet karşısında bu yaptıklarının hesabını mutlaka tek tek vereceklerdir. 2 Mart'ta DEP milletvekillerini meclisten alıp cezaevine koyan siyasi darbeciler birer birer tasfiye oldular ki o zamanki görüntüler hala hafızalarda yer almakta ve 4 Kasım darbecileri de aynı akıbeti yaşayacaktır. Tarih bir kez daha buna şahitlik yapacaktır değerli arkadaşlar. Evet, hukuksuzlukla, siyasi darbe uygulamalarıyla ayakta duran tekçi iktidar hukuk tanımazlığını kayyum atamalarıyla da özellikle devam ettirmektedir. 31 Mart seçimlerinde halkımızın iradesiyle seçilen 15 belediyemizi gasp ettiler. En son %71 oyla kazandığımız Kızıltepe belediyemize
kayyum atadılar. Kayyum gaspıyla halkın seçme, seçilme ve yönetme hakkı ortadan kaldırılmıştır değerli arkadaşlar. Kürtler seçemez, seçilemez, seçse bile yönetemez, yönettirmeyiz denilmektedir. Tam anlamıyla aslında bu kayyumların atanmasının gerekçesi budur. Bir taraftan milyonlarca Kürt seçmenin oyunu hiçe sayacaksınız. Sonra da kalkıp utanmadan bizim Kürtlerle bir sorunumuz yok diyeceksiniz. Siyaset tarihi böylesine ikiyüzlü, böylesine sahtekar bir zihniyeti daha önce hiç görmedi, hiç yaşamadı. Böylesi bir ikiyüzlülüğü, böylesi bir sahtekarlığı Türkiye tarihi AKP hükümetinde gördü ve burada yaşıyor. Bakınız, bir başka örnek vereceğim değerli arkadaşlar. Cezaevinde yaşamını yitiren BDP Erentepe Belde Başkanı Aydın Kaya'nın mezar taşını sırf üzerinde Kürtçe "seni unutmayacağız" yazıyor diye savcılık kararıyla parçalattılar. Kürtlerle sorunumuz yok diyenler Kürt'ü mezarında bile rahat bırakmıyor değerli arkadaşlar. Yine dün Batman'da 11 yaşındaki çocuğa polislerce sokak ortasında yapılan işkenceyi herkes gördü ve buna tanık oldu. Bu denli çığırından çıkmışlar ve çok aciz bir durumdalar. Peki bu yapılanları, bu zulmü halkımız, Kürtler görmüyor mu sanıyorsunuz? Sokaktaki 5 yaşındaki bir çocuk bile sizin Kürt düşmanlığınızın farkındadır. Sizin yalanlarınıza kanacak tek bir Kürt bulamazsınız artık. Biliyoruz, Kürtlerle sorununuz var. Siz de iyi bilin ki Kürtlerin de sizinle bir sorunu var. Ve sizin bu karanlık zihniyetinize karşı sonuna kadar mücadele edecek bir Kürt halkı var. Ankara'dan atadığınız o kayyumlar halkımızın nezdinde gayrimeşrudur, hukuk dışıdır. Yasa dışı olarak o makamları işgal etmektedirler. Seçimle alamadığınız yerleri kayyumla gasp ederek tarihe siyasi talancılar olarak geçtiniz. Bunu da unutmayın. Evet, görevden alınan belediye eş başkanlarımızın tek bir suçu yok. Ne şu anda içeride olan geçen dönem belediye eş başkanlığı yapan arkadaşlarımızın ne de 31 Mart yerel seçimlerinden sonra yeni seçilen ve görevinden alınan eş başkanlarımızın tek bir suçu olmadığı halde onlar görevlerinden alındılar. Görevleriyle ilgili haklarında tek bir soruşturma ve kovuşturma yok değerli arkadaşlar. Eş başkanlarımızın sizin uyduruk gerekçelerinizle, itirafçı gizli tanıklarınızın ifadeleriyle görevlerinden alındıklarını ve tutuklandıklarını biliyoruz. İşte tek yaptığınız yalan, dolan, gerçeğe uymayan ve gizli tanıklarla, itirafçılarla bu düzeni böyle götürmeye çalışmanızdır. Evet, Diyarbakır halkının iradesi olan sevgili Selçuk Mızraklı bir belediye başkanıydı, belediye eş başkanıydı ve Diyarbakır halkının seçilmiş iradesiydi. Buradan sevgili Selçuk Mızraklı'ya özel olarak selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Mızraklı'nın tek suçu geçmiş dönemde belediyeye atanan kayyumun yolsuzluklarını, hırsızlıklarını kamuoyuna ifşa etmiş olmasıdır. Hırsıza hırsız dediği için aslında bugün Selçuk Mızraklı görevden alınmış ve rehin olarak cezaevinde tutulmaktadır. Talancıların, hırsızların dışarıda gezdiği, hırsızlığı ortaya çıkaranların ise içeriye atıldığı bir düzenle karşı karşıyayız. HDP'li belediyelerde hırsızlık ve yolsuzluk asla bulamazsınız. Bizi suçladığınız ne varsa aslında hepsi sizde, sizin siyasetinizde mevcuttur. Yeni Türkiye dedikleri düzen işte budur değerli arkadaşlar. Bu düzenin adı kayıtsız şartsız halkta olduğu söylenen egemenliğin halkın elinden alınıp kayyuma teslim edilmesidir. Bu sistemin adı Cumhurbaşkanlığı Kayyum Sistemidir. Elbette biz halkımızla birlikte
her yerde kayyum rejimine karşı çıkmaya, mücadele etmeye ve halk iradesine en güçlü şekilde sahip çıkmaya devam edeceğiz. Belediyelerimizi o kayyumlara bırakmayacağız. İsteriz ve bekleriz ki bu ceberrut anlayışa karşı demokrasiden, hukuktan, adaletten yana olan herkes güçlü bir şekilde karşı çıksın, mücadele etsin. Şunu herkesin çok net olarak görmesi gerekir ki bu iktidar kayyumu bir rejim haline getirmeye çalışmaktadır. Bunun için seçim sonuçlarını ortadan kaldırarak yerel yönetimleri, siyaseti, toplumsal alanı topyekün kayyumlaştırmaya çalışmaktadır. Çünkü değerli arkadaşlar, bu iktidar sandıktan korkan bir iktidardır. Sandık bunların sonudur, bunu çok iyi biliyorlar. Yarın sandık kurulsa iktidardan düşeceklerini de biliyorlar. Bu yüzden de saldırganca davrandıklarının farkındayız. Bekleriz ki Cizre'nin, Nusaybin'in, Kızıltepe'nin, Hakkari'nin, Yüksekova'nın, Mardin'in, İzmir'den, Adana'dan, Mersin'den, Ankara'dan, İstanbul'dan da sesi duyulsun. Karadeniz'den de duyulsun ve buralara ses verilsin. Demokrasiye, hukuka, halk iradesine hep birlikte sahip çıkılsın. Eğer kayyuma bugün hep birlikte karşı çıkmazsak, ortak mücadele vermezsek, yarın sıra İstanbul'a, Ankara'ya ve İzmir'e, başka başka kentlere mutlaka gelecektir. Saraydaki baş kayyumun hedefi, seçimle kazanamadığı her yeri kayyumla ele geçirip saraya bağlamaktır. Bunu görmemek, anlayamamak tam bir siyasi körlüktür. Buradan bu uyarımızı da yapmak istiyoruz. Muhalefeti kayyumlaştırma, kayyum siyasetinin yedeğine çekme tuzağını sorumlu herkesin görmesi gereken demokratik tavrı ve cesareti bir an önce göstermesi gerekiyor değerli arkadaşlar. Aksi takdirde yarın çok geç olabilir. Verilen oylar ve sandıktan çıkan irade onurdur. Gün bu iradeye, bu onura sahip çıkma günüdür. Gün demokrasiye sahip çıkma günüdür. Gün halka sahip çıkma günüdür. Evet değerli arkadaşlarım, içeride kayyumlarla sürdürdükleri halk karşıtı politikanın bir başka örneğini bugün Kuzey Suriye'de uygulamaya devam etmekteler. İçeride akademisyenlerden siyasetçisine, hukukçusundan sanatçı ve aydınına varıncaya kadar AKP'li olmayan muhalif herkesi terörist olarak gören bu iktidar, Kuzey ve Doğu Suriye'de demokratik bir yönetim kurmaya çalışan Kürtleri, Alevileri, Arapları, Asurileri, Süryanileri, Ezidileri, Türkmenleri terörist olarak görüyor. Sınırın o tarafında demokratik bir yönetim görmek istemiyorlar. Sınırın bu tarafı gibi o tarafta karışsın, çözümsüz kalsın, halklar ayrılsın, birlikte yaşam iradesi ortadan kalksın istiyorlar. Erdoğan gerekirse yeni şehirleri biz kurarız derken aslında yıkım planlarını açıkça itiraf etmişti. Bunların bir başka amacı da Suriye'deki yıkım üzerinden rant ortamı yaratmaktır ve Suriye halkları büyük bir yıkım ve acı yaşarken AKP ise şehir planlarıyla bu acıdan para kazanmanın derdindedir. Mülteci şehri kuracaklarmış. Cumhurbaşkanının ifade ettiği şey bu. Kimin arazisine, kimin toprağına şehir kuruyorsunuz? Buradan sormak istiyoruz. O topraklar Türgev'in mi? Buradan sormak istiyoruz. Yoksa o topraklar Bilal'in toprakları mı acaba? Buradan sormak istiyoruz. Kimi kimin toprağından çıkarıyorsunuz ya? Var mı böyle bir şey? Haddinizi bileceksiniz, haddinizi. O topraklardan çıkacaksınız. O toprakları Suriye halklarına bırakacaksınız. Şimdi ÖSO yetmedi, milli ordu yetmedi. Herhalde şimdi de müteahhit ordusu kurup Suriye'ye yollayacaklar. Ağaca, insana, soya, toprağa bakınca para gören böylesine rantçı bir zihniyetle ne yazık ki karşı karşıyayız. Ne diyelim? Allah gözlerini doyursun değerli arkadaşlar.
Bir de şimdi aslında oy peşinde olduklarını da biliyoruz. Çünkü AKP yetkilisi çıkmış Kuzey Suriye Savaşı'nda toplumdaki desteğin %86 olduğunu söylüyor. Yani halkı kendi topraklarından sürüp burada oy devşirmenin peşinde olduklarını açık bir şekilde itiraf etmişler. Kendi iktidarlarının yıkılışını önlemek için Kuzey Suriye'yi yıkmanın gayreti içerisindeler. Eski başbakan da hatırlarsınız, Gar katliamı sonrasında oylarımız artıyor demişti. Bunların hepsinin zihniyeti aslında budur. Siyasi ve ekonomik rantı elde edebilmek için başka bir ülkenin toprağını işgal etmektir. İnsanlık dramı olan mültecilere ticari olarak baktıklarını aslında bu süreçte bir kez daha gördük ve anladık. Mülteciler üzerinden ticaret yapmaya çalışıyorlar. Bunun adı resmen insan ticaretidir değerli arkadaşlar. Orada mülteci şehrine ihtiyaç yok. Müteahhide hele hele hiç ihtiyaç yok. Bir bütün olarak Suriye'nin yeni demokratik bir anayasaya ihtiyacı var, barışa ihtiyacı var, demokratik yönetime ihtiyacı var. Mültecilerin geri dönebilmesi için tek yapmanız gereken şey oradan geri çekilmenizdir. Halklar birbirini kucaklamayı ve barış içerisinde bir arada yaşamayı çok iyi bilir. Yeter ki siz elinizi Suriye topraklarının üzerinden çekin diyoruz. Evet, Suriye'nin toprak bütünlüğü zaten var ve bu bütünlüğü bozan bizzat sizin kendi politikanızdır. Neymiş? Türkiye'yi tehdit eden yapı varmış, onu engellemişler. Kuzey ve Doğu Suriye halkları bir tehdit değildir değerli arkadaşlar. Kuzey ve Doğu halkları, Suriye halkları barışın teminatıdır, demokrasinin teminatıdır. Halkların bir arada yaşama zeminini ortadan kaldırmaya çalışan sizsiniz ve sizin zihniyetinizdir. İnsanları topraklarından sürmeye çalışan sizsiniz, sizin zihniyetinizdir. Sizden daha büyük bir tehdit ve tehlike yoktur, olamaz da zaten. Bütün dünya sizin oluşturduğunuz tedbirlerin farkındadır. Evet, gittiğiniz her yere bir kere çözümsüzlüğü, ayrışmayı ve kutuplaşmayı götürüyorsunuz. Kürt düşmanlığını götürüyorsunuz. Orada demografik yapıyı bozmaya çalışırken, halkları kendi topraklarından sürmeye çalışırken, sınırın iki tarafındaki insanların ne hissettiğini, ne düşündüğünü acaba hiç aklınıza getirdiniz mi? Yarattığınız kırılmanın farkına varmanız için daha nelerin yaşanması gerekiyor? Buradan sormak istiyoruz. Yerinden, yurdundan, bağından ettiğiniz halkların yüzüne ileride nasıl bakacaksınız? Gerçekten merak ediyoruz. İnanın ki tarih şahit olsun, elini tutabileceğiniz tek bir Kürt bulamayacaksınız. DAEŞ'in tüm bu coğrafyaya yaymak istediği karanlığa karşı Kürt halkı ve birlikte yaşadığı halklar tarihi bir mücadele verdi ve ağır bedeller ödediler. Bağdadi nerede çıktı? Sizin kontrol ettiğiniz toprakta, sınıra 5 kilometre mesafede çıktı. Türkiye halkları DAEŞ'in Diyarbakır'da, Suruç'ta, Gar'da gerçekleştirdiği katliamlarda çok ağır bedeller ödediler. Bu katliamları planlayanlar sınırın 5 kilometre ilerisindeki güvenli bölgede hem de Türkiye'nin kontrolü altındaki yerlerde konumlanmış, oradan her şeyi yönetmiş. Bugün bir kez daha bunu gördük. Bu katliamların sorumluları neden yargıya teslim edilmedi? Failler üstelik 5 kilometre ötedeydi ve bunu da çok iyi biliyordunuz. Niye dokunmadınız? Bir kez daha sormak isteriz. Ağzını açanı, tweet atanı sabahın köründe evinin kapısını kırarak gözaltına alıp tutuklayacaksınız. Ama 5 kilometre ilerideki katliamcıları görmezden geleceksiniz. Bakanlardan biri de çıkmış, ben DAEŞ'lileri nereye yerleştireyim diyor ve pişkin pişkin bu soruyu Türkiye halklarına soruyor. Yeri belli, cezaevine koyacaksınız.
Cezaevindeki barış yanlılarını serbest bırakacaksınız, katilleri cezaevine koyacaksınız. Size yol gösteriyoruz. Evet, grubumuz meclise iki araştırma önergesi verdi. DAEŞ-Türkiye ilişkilerinin araştırılması için önergelerimiz AKP-MHP oylarıyla reddedildi değerli arkadaşlar. DAEŞ gerçeğinin araştırılması, ilişkilerinin açığa çıkması ne yazık ki istenmiyor. Çünkü durum bu kadar açık ve nettir. İlişkiler bellidir, ortadadır. Aynı 15 Temmuz darbe girişiminin siyasi ayağının gizlenmesi gibi DAEŞ ilişkilerinin de gizlendiğini görüyoruz. Şimdi DAEŞ'in Kuzey Suriye'de, Kobani'de başaramadığını başarmak için Kuzey ve Doğu Suriye'ye girdiniz ve Kobani'nin düşmemesinin intikamını almak için orada olduğunuzu biliyoruz. Ama şunu da aklınızdan çıkarmayın, DAEŞ başaramadı, siz de başaramayacaksınız. Kuzey ve Doğu Suriye halkları kazanımlarından asla vazgeçmeyecektir ve size kesinlikle boyun eğmeyecektir, biat da etmeyecektir. 2 Kasım Dünya Rojava günüydü. 4 kıtada Kürt halkı başta olmak üzere savaş karşıtı tüm halklar meydanlarda, sokaklarda Kuzey ve Doğu Suriye'deki demokratik kazanımlara sahip çıkmaktadır. Dünyanın her yerinde insanlık vicdanı ayağa kalkmış durumdadır. Oradaki demokratik özgürlükçü sistem her yerde halklarımız tarafından sahiplenilmektedir. Kürt sorunu bugün artık küresel bir sorundur değerli arkadaşlar. Dünyanın neresine giderseniz gidin bu sorunla yüzleşmek zorundasınız. Artık bundan kaçamazsınız. Hatırlarsanız Erdoğan yıllar önce Moskova ziyaretinde Kürt sorunu için düşünmezseniz yoktur demişti. Bunu biliyoruz ve yok sayarak sorunun da yok olacağını düşünmüştü ama yanıldı. Kürt sorunu var değerli arkadaşlar. Güneş nasıl balçıkla sıvanmazsa Kürt sorunu da inkar edilemez bir gerçektir. Moskova'ya gittiğinde Kürt sorununu karşısında bulacaklar. ABD'ye, Avrupa'ya gittiklerinde yine bu meseleyle mutlaka karşı karşıya gelecekler. Bu gerçeği bildikleri için sınırsız uzun bir süre dış geziye de çıkamayacaklar. Evet, Sayın Öcalan 2013'teki çözüm sürecinde bu sorunu içeride kendimiz çözmezsek ileride karşınıza uluslararası bir sorun olarak, büyük bir sorun olarak çıkar diye uyarmıştı. Ama hükümet bunu dikkate almadı, çözüm masasını devirdi ve İmralı'da bir tecriti başlattı. Evet, Sayın Öcalan Kuzey Suriye içinde demokratik çözüm ve barış projesi öneriyordu. Bu önerisi yaşam bulmasın diye tecriti başlattılar ve tecrit hala devam ediyor. Peki sonuç ne oldu? AKP iktidarı izlediği güvenlikçi politikalarla Kürt sorununu uluslararası bir sorun haline getirdi ve işgal girişimiyle barış içerisindeki Kuzey Suriye'yi çatışmalı bölgeye çevirdi. Eğer İmralı'nın kapısını kapatmasalardı Moskova ve Washington arasında mekik dokuyor olmayacaklardı. Evet, çözüm içerideydi. Kurulan masa bu ülkenin masasıydı. Halkların masasıydı. İktidar ne yazık ki tüm bu tarihi fırsatı berhava etti. Oysa Kuzey Suriye'ye tankıyla, topuyla orduyu yığmak yerine İmralı'ya bir müzakere heyeti gönderilseydi bugün tablo çok daha farklı olabilirdi. Halklar arası diyalog gelişir, demokratik Suriye'nin oluşumu hız kazanır, içeride de Kürt sorunu barışçıl adımlarla çözüm yoluna girerdi. Bu iktidar güvenlikçi politikalarıyla, sorunu inkar etmeyle Kürt sorununun çözülemeyeceğini halen anlayabilmiş ve kavrayabilmiş değildir değerli arkadaşlar. Buradan altını çizerek vurgulamak istiyorum. Kürtlerin iradesini dikkate almayan hiçbir politikanın günümüz dünyasında herhangi bir başarı şansı artık yoktur. Kürt halkı dışlanarak,
Kürt halkına rağmen hiçbir denge ve denklem kurulamaz, kurulamayacaktır. Karşımızda geçen yüzyıldaki Kürt halkı yok. Yüzyıl önceki dünya yok. Yüzyıl önceki bir Orta Doğu'da yok arkadaşlar. Siz halen geçen yüzyılın katı tekçi ulusçuluk anlayışından çıkmamış olabilirsiniz ama Kürt halkı birlikte yaşadığı haklar içinde bulunduğu yüzyılı ve gelecek yüzyılı kendi kazanımlarıyla mutlaka garanti altına alacaktır. Bunu kimse engelleyemeyecek ve durduramayacaktır. Ne tecrit politikanızla, ne gaspçı kayyum darbenizle, ne de yıkım politikalarınızla bu halkın yüzyıllık yürüyüşünü ve zaferini asla durduramayacaksınız. Tekçiliğin ve retçiliğin ipine sarılanlar teker teker gidecekler değerli arkadaşlar. Ama bizler Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla, Alevisiyle, Süryanisiyle, Ermenisiyle, Çerkeziyle, tüm Türkiye halkları, bölge halkları bu topraklarda bir arada olmaya, dayanışmaya, ortak geleceği ve demokratik cumhuriyeti kurmak için mücadele etmeye devam edeceğiz. AKP'ye buradan bir kez daha çağrı yapıyorum. Gelin bu politikanızdan bir an önce vazgeçin. Ülkenin geleceğini ipotek altına alacak, halkları karşı karşıya getirecek tehlikeli politikalardan bir an önce vazgeçin. Kuzey ve Doğu Suriye'den derhal çekilin diyoruz. Kuzey Suriye'nin geleceğine ancak orada yaşayan halklar karar verir. Söz ve karar sahibi olan Kuzey Suriye halklarıdır. Siz onların adına karar veremezsiniz. Buna yetkiniz de yok, haddiniz de yoktur diyoruz. Siz oradan çekildiğiniz anda tüm Suriye huzura, güvene ve barışa kavuşacaktır. Desteklediğiniz çeteler dışında sizi Suriye'de isteyen hiç kimsenin olmadığını bu süreçte gördünüz. Desteklediğiniz çeteler dışında orada sizi hiç kimse görmek istemiyor. Ve yıkım politikasında ısrar ederek halklara daha fazla bedel ödetmeyin diyoruz ve sizi bir kez daha sükunete davet ediyoruz. Evet, içeride çökmüş bir ekonomi, adaleti çökmüş bir ülke, demokrasisi çökmüş bir Türkiye. Ülke çökmüş, kriz üstüne kriz yaşanıyor ve 17 yıllık yolsuzluk ekonominizle ülkeyi bir enkaz haline getirdiniz. İşte yarın bütçe görüşmeleri mecliste başlıyor. Savaşın ekonomik faturasını halka ödetmeyi planlayan bir yıkım bütçesiyle karşı karşıyayız. Ve bu yıkım bütçesinin geçmemesi için parlamentoda grubumuz en etkili muhalefeti yapacaktır. Milletvekili arkadaşlarım özellikle bunu yapacaktır. Ve görüyoruz ki değerli arkadaşlar 2020 bütçesinde de güvenlik harcamalarına ağırlık verilmiş. Öyle anlaşılıyor ki AKP 2020'yi de savaş yılı olarak planlamaktadır. Bütçeden bunu anlıyoruz. Savaşa dayanmadan iktidarda kalamıyorlar. Bunun için bunu yapmaya çalışıyorlar. Ama artık yolun sonuna geldiler. İktidardaki çözülme büyüyecektir. Gemi su almaya başlamıştır değerli arkadaşlar. Titanik gibi batacaklar. Siz bunların keman çaldığına bakmayın. Gidecekler, batacaklar diyoruz. Şimdi demokratik toplumsal muhalefeti, barış bloğunu ve adalet mücadelesini her zamankinden daha fazla büyütme zamanıdır. HDP işte bunun için var değerli arkadaşlar. Bunun için mücadele yürütüyor. Savaş politikalarına destek vererek AKP'nin iktidar değirmenine su taşıyanlar bilsin ki Türkiye halklarına en büyük kötülüğü yapıyorlar. Bu topluma karşı demokratik sorumluluğu olan herkesin izlediği siyaseti gözden geçirmesi gerekiyor. İktidarın politikalarına göre değil, halkın taleplerine göre duruş sergilemek demokratik siyaset yapanların öncelikli görevi ve sorumluluğudur. Tam da bu süreçte Sayın Kılıçdaroğlu resme baktım Afrin'e, İdlib'e çok iyi hizmetler gidiyor demektedir.
Hangi resme baktınız Sayın Kılıçdaroğlu? Buradan size sormak istiyorum. ÖSO denen barbar tecavüz ordusunun Afrin'de yaptığı talanın resmini gördünüz mü acaba? Ya da Kürt halkı Afrin'de yaşadığı topraklardan sürüldü. Bu resmi gördünüz mü? Zeytinliklerine varıncaya kadar halka ait ne varsa bir bir talan edildi Sayın Kılıçdaroğlu. Bu resmi gördünüz mü? Kürtçe tabelalar tek tek indirildi. Bu resmi gördünüz mü? Kuzey Suriye'de Kürtlerin ve Alevilerin varlığına saldıran DAEŞ karanlığı kendine güvenli bölge kurduğu İdlib'den tüm bu coğrafyayı tehdit ederken siz kalkıp İdlib'e hangi hizmetin götürüldüğünden söz ediyorsunuz? ÖSO'nun yıktığı Afrin'i, IŞİD'in karargah yaptığı İdlib'i hizmetle savunmak CHP'nin kendi laiklik ilkesine bile terstir. CHP tabanının bu gerçeği görmesi, yüzleşmesi ve yönetimden hesap sorması gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Ve Sayın Kılıçdaroğlu'na da gerçekleri görmesi gerektiğini mutlaka hatırlatıyorum. Değerli arkadaşlar, son olarak grup yorum üyeleri açlık grevinin bugün 173. gününde talepleri konser yasaklarının kalkması, haklarındaki davaların düşmesi, tutuklu grup yorum üyelerinin serbest bırakılmasıdır. Grup yorum bu ülkenin muhalif müzik geleneğinin bir temsilcisidir. Tüm talepleri kabul edilmelidir. Türküler susmaz, halaylar sürer diyoruz ve dayanışma mesajlarımızı kendilerine iletiyoruz. Ayrıca dün tahliye olan Mehmet Altan, Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ve yine CHP'li eski milletvekili Eren Erdem'e buradan Halkların Demokratik Partisi grubu olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve darısı içeride rehin olarak tutulan tüm arkadaşlarımıza ve yoldaşlarımıza diyorum ve hepinizi tekrar sevgi ve saygıyla selamlıyor. Yolunuz ve yolumuz açık olsun. Hızır yardımcımız olsun diyorum. Teşekkürler.